Günaydın. Günaydın. Ya bugün önemli bilen var mı arkadaşlar? Bilmeyen bir tek sen varsın galiba. Kemal Engin canlı yayında ameliyat yapacak. Onu biliyorum. Başka bir şey var mı? Nasıl bir şey? Ne bileyim nasıl bir şey? Bilsem niye size sorayım? Ama o zaman pek yardımcı olamayacağız. Ben bir tuvalete gidiyorum. Destek görüşürüz. Bu kız ne yaptığını bilmiyor. Gestapo ile inatlaşıyor. Bir daha Ömer'in yanında yakalarsa programdan atacak, o olacak. Annem. Al sen aç. Ya bana ne? Ya açsana. Ya ne diyeceğim ben? Al. Ne bileyim, bir şey yalan öldür işte. Ya Zenan alsana, ben yalan falan söyleyemem. Ya bir şey. Ne diyeceğim Zenan? Ameliyatta de. 8-10 saat sürecek bir ameliyata girdi de. Ya. Açsana hadi. Alo. Tuvalete gidiyormuş. Tuvalet nasıl geçti? İçeride tanıdıklara rastladın mı? Ha? Tuvalette diyorum. Ömer'e rastladın mı? Beni takip mi ettin sen? Hayır ama gördüm. Bana yalan söyledin. Çocuklar. Benim hafızamda bir sorun mu var? Mesela bugün görev yerlerinizi dağıttığımda ben mi hatırlamıyorum? Yok hayır hocam. Hafızanız taş gibi. Henüz görevlendirme yapmadınız. O zaman Ömer'in odasında ne işin olduğunu sorabilir miyim Zeynep? Hiç. Ben geçerken uğramıştım. Günaydın demek için. Bak, son kez söylüyorum sana. Bir hastayla hastanede yatıyorken ilişki kurmak hem etik kurallara aykırı hem de çok yakışıksız olur. İyileşip çıktıktan sonra ne yaparsanız yapın. Ama hastanedeyken olmaz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi herkesin önünde söylüyorum. Bir daha seni o odada görürsem programdan atarım. Tamam mı? Tamam hocam. Herkes duydu mu? Sonra niye atıyorsunuz? Yazık bu kıza falan diye sızlanmak yok. Tamam mı?